Hello. Ben geldim. Yeniden diyete başlıyoruz. Hazır mısınız? Bugün size ne yaptığımı, neler yapacağımı, neden tekrar bu hale geri döndüğümü paylaşıyorum. Hemen kısa ve öz bir şekilde, çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ne oldu? Bugün ben yeniden diyete başlıyorum. Çok sıkı hem de. Hatta Instagram'dan şöyle bir grup oluşturduk, motivasyon grubu. Oradan böyle çok sıkı bir şekilde kendimizi motive ederekten başladık. Çünkü böyle çok uçtum ben. Gerçekten abarttım yani. Bu hale nasıl geldim bilmiyorum. Şu an kilom 77.600 falan sanırım. Buradan da itiraf ediyorum direkt. Şuraya tartı resmimi hemen koyarım. Ve hemen boydan bir fotoğrafımı da şu tarafa yerleştiririm. Bunlar burada delil olarak kalsın. Bir ay sonra bunları karşılaştırırız. Malum ben fazla kilo aldım bu ara. Daha doğrusu kıştan beri. Geçirdiğim bu işte boş gebelik olsun, o süreçte absürt bir şişme yaşadım. Ondan sonra bir kendimi saldım. Dedim ki hani psikolojik olarak ye bahar, ye kendini, bir şey yap, hazır hisset, motive et kendini dedim. Ve bu hale geldim. Olsun, hiç problem değil. Almasını bildiğimiz gibi, vermesini de biliyoruz çok şükür. Tuttuk mu veriliyor. Önemli olan geri almamak. O işlemi hiç başaramıyorum. Bir gün başarırsam zaten 36 beden kalacağım ama Allah kerim, o günleri de görürüz inşallah. Neyse, şimdi yeniden başlıyoruz. Ne yapıyorum? Daha önce 21 günde 5 kilo vermiştim ya, hatırlıyor musunuz? O videomu hala izlemediyseniz yukarılara ekliyorum. Onu mutlaka izleyin çünkü o formatta ilerleyeceğimi söyleyebilirim. Daha önce ketojenik yapmıştım ve çok güzel kilo veriliyor. Hani hamile kalmadan önceki sürecimde ketojenikle kilo vermiştim ve acayip zayıflamıştım. Ama şu an kendimi psikolojik olarak ketojeniğe hazır hissetmiyorum. Çünkü çok sıkı bir diyet, sıkı kuralları olan ve zor bir diyet değil aslında, beslenme tarzı. Ve kendimi ona hazır hissetmiyorum. Hani birazcık böyle bu süreçte normal ilerleyip daha sonra ketojeniğe başlamak istiyorum. Tekrar ketojeniğe geri döneceğim. O mutlaka, ama birazcık kendimi şöyle diyete adapte etmek istiyorum. O süreçte de ne yapıyoruz? 21 günde beslendiğim gibi IF'i uyguluyoruz. IF ve karatay diyebiliriz. Yani ketojenik mi karatay mı arasında hep git gel yapıyorum ya ben. Şimdi karatay olarak ilerleyebiliriz. İşte bulguru olan, döneri olan, lahmacunu olan bir diyet formatında ilerleyeceğim. Ama iki öğün olarak besleneceğim. Erken kalkmaya özen göstereceğim bu süreçte. Hatta bugün sabah 9'da kalktım. Normalde 12-1'e kadar uyuyan ben olaraktan kendimi aştım diyebilirim. Hatta alarmı kurmadan kalktım. Nasıl psikolojik olarak kendimi buna endekslemişsem düşünün siz. Saat 9'da çeyrek falan vardı, ben uyandım. Erken uyanmama rağmen if yaptığım için tabii ki de kahvaltı yapmayacağım. Saat 12 gibi kahvaltı yapıyorum. Bu süreç zarfında da, yani 9'a kalktım, 12'ye kadar ne yaptım derseniz, sabah kalkıp çok güzel limonlu ılık suyumu içtim. Bazen içine sirke koyuyorum, bazen sadece sirkeli yapıyorum, bazen sadece limonlu yapıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Ama mutlaka onu içiyorum. Ondan sonra Hindistan cevizi yağlı bir kahve içtim. Kahvemi içtikten 10-15 dakika sonra stepper'ımı yaptım. Güzelce bir spor yaptım. İşte böyle hareketlerimi falan yaptım. Bu arada Instagram'dan takip ederseniz orada zaten yaptıklarımı böyle canlı canlı direkt story atıyorum. Ondan sonra işte sporumu yaptıktan sonra da birazcık işte su içtim. Bol bol, 1 litre su içmiş oldum ben kahvaltı saatime kadar. Daha sonra da kahvaltımı yaptım. Kahvaltı olarak ilk günüm olduğu için tabii ki de kendime böyle güzel, lezzetli bir yulaf lapası yaptım. Yulaf lapasını nasıl sevdiğimi herhalde bilmeyen yoktur beni buradan takip eden. Kendime böyle güzel muzlu, böğürtlenli, kakaolu bir yulaf lapası yaptım. Şu an saat 4'ü geçiyor. Gram acıkmadım. Bayağı tok tutuyor. Birazdan bu videoyu tamamladıktan sonra ara öğünümü yapacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Akşama güzel bir börülce salatası yapacağım. Yanına da böyle fırında tavuk yapmayı düşünüyorum. Mesela hani bu örnekte, bu formatta ilerleyeceğim. Genel olarak iki öğün besleneceğim. Bir ara öğün yapacağım. Gece saat, yani 8'den sonra bir şey yememeye çalışacağım. IF sistemine uygun beslenme programı yapmaya çalışacağım. Hani çok kendimi kasmayacağım. Bazen gece acıkabilirim. Bir şeyler atıştırabilirim. Çok hızlı bir süreçte ilerlemek istemiyorum zaten. Emin olsun. Emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Hani pes etmek istemiyorum. Daha önceki hani başladığım gibi başlamak istiyorum. Kendimi çok sıkmadan, kendime ödüller vererek, kendimi motive ederek, hani istediğimi yiyerekten bu işi başarabileceğimi biliyorum. Bu arada
Ben bir spor aleti aldım. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onunla ben hiç spor yapmadan normalde 79-900 falandım. 5 kilo verdim. Normalde ben 75'e düşmüştüm. Ve deli gibi yememe rağmen sadece sporla bir ayda. Bu birkaç gündür ne spor yapıyorum ne de sağlıklı besleniyorum. Yani kötü besleniyorum. Yani madem diyete başlayacağız birazcık abarttım. Şu an bende o 2 kilo falan ödem yani. Bir gün ya hatta yarın tartıldığımda direkt 75'i göreceğime eminim. Yani 2 kilo ödem. Normalde ben hiç yani diyet yapmadan sporla kilo verebiliyormuşum. Bunu tespit ettik yani yemiş olmama rağmen. O yüzden ne yapıyorum? Şu an yememe dikkat ediyorum ve ultra spor yapıyorum. Sporsuz sanırım bir gün geçirmek istemiyorum. Her gün mutlaka spor yapmaya çalışacağım. Belki bir gün kendime dinlenme hakkı verebilirim. Onun dışında hele ki eğer kaçamak yaptıysam mutlaka sporu abartacağım. Spora abanacağım. Çünkü ben spor yapmadan kilo veremiyorum. Ne kadar tutsam da boğazımın. Ne kadar yemesem de eğer spor yapmıyorsam gerçekten bende kilo gitmiyor. Bunu artık denemiş ve test etmiş ve onaylamış oldum. Spor yaptığım sürece gerçekten yesem bile kilo veriyorum. O yüzden hayatıma sporu tam anlamıyla soktum diyebiliriz. Başka söylemek istediğim ne var? Neden kilo aldım? Söyledim işte hamilelik dönemi geçirdim. Ondan sonra işte psikolojik olarak saldım kendimi. Şimdi toparlıyoruz diye. Birazcık da bu şeyin rahatlığı vardı. Bu korona var nasılsa kimse işte denize gidemiyor, dışarı çıkamayacağız, tatil yok falan. Niye bahar gibi havalara girdim birazcık. Bayağı girdim. Hatta Erdem bile çok kilo aldı. Normalde Erdem kilo almayan bir insan. Ona rağmen o 80 kiloyu falan gördü. Normalde 75'ten yukarı çıkmaz. O bile böyle göbek yaptıysa siz beni düşünün. Vay halimi. Ama bir ay sonra şu an yani buraya öncesi sonrası fotoğraflarımı koydum ya. Bir ay sonra gerçekten çok güzel sonuç alacağız. Hatta şöyle birazcık yanaklarım gitmeye başladı bile. Birkaç video öteye bakarsanız yanaklarım daha tontişti. Şu an daha bir gitti yanaklarım. Tüm beslenme sürecimi yine Instagram üzerinden her gün paylaşıyor olacağım. Mutlaka beni oradan takip edin ki hani neler yaptığımı oradan görmüş olun. Buraya ne kadar video atabilirim bilmiyorum. Bu ara burayı birazcık boşladım. Hatta bugün dedim ki sabah kalkıp işte diyetimin ilk gününü vloglamak istemiştim. Ama maalesef yapamadım. Kendimde o enerjiyi bulamadım. Daha sonra dedim ki kalk bahar bari yeniden diyete başlıyoruz videosunu çek. Ve buraya koy ki delil olsun size mahcup olmamak için kendimi motive edeyim ve bu süreci doğru bir şekilde ilerleyeyim yani düzgün yapayım diye söyledim. Bu arada 15 günde grup kurduk. 15 kişiyiz. 15 günde 15 kişi 15 kilo vermek istiyoruz. Yani totalde hepimiz birer kilo vermiş olsak 15 kiloyu bu dünyadaki ağırlığımızda atmış olacağız. Nasıl bir laf bilmiyorum ama. Neyse yani öyle bir grup da kurduk. Bu grupları daha profesyonel bir hale getirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok talep oldu. Yaklaşık bir 200 kişiden fazla insan yazdı. Ben aralarına 15 kişi seçmek zorundaydım. O yüzden ilk yazan 15 kişiyi aldım. Ama bir sonrakinde çekiliş yapıp 15 kişiyi alacağım. Çünkü böyle ilk yazan 15 kişi birazcık haksızlık oldu. Bunu da bir takipçim yazdı. Evet, haklısın gerçekten. Birazcık haksızlık olmuş oldu. Bunu hiç düşünememiştim yani. Böyle çekiliş yapıp da o 15 kişiyi seçeyim diye hiç aklıma gelmemiş gerçekten. Burada özür diliyorum. Çok öpüyorum seni. Söz veriyorum bir sonrakinde çekiliş yapıp o ilk 15 kişiyi oluşturacağım. Bu bir deneme formatı, Yani bu deneme sürümüydü. Bir şey deniyorum. Bu 15 yani bu motivasyon gruplarıyla ilgili. Daha sonra bunu daha profesyonelleştirip böyle diyetisyen desteğinde bir hale çevirmeyi düşünüyorum. Onu da zaten yine paylaşıyor olurum. Ne söyleyeceğimi gerçekten unuttum. Bu videoyu açarken aklımda bir sürü şey vardı ama yani çok da bir şey anlatmama gerekmiyor. Çünkü 21 günde 5 kilo verdim videosunu izlerseniz orada zaten yaptıklarım ve yapacaklarımı hepsini orada söylediğim için buraya pek bir şey kalmadı. Aynı şeyleri de tekrarlamak istemiyorum açıkçası. O yüzden lafı fazla uzatmayayım. Şöyle bir topluyorum. Daha sonra size bir stepper'ı göstereceğim mutlaka. Acayip bir spor aleti aldım. Instagram'dan bakın lütfen ona. Ve benle beraber sanırım bir 50 kişi falan stepper'ı aldık. Tükettik yani bu ürünü. Gerçekten çok güzel. Ve basenlerim eriyor.
En çok buna seviniyorum gerçekten. Hani böyle 80 kilo olayım ama böyle basenlerim küçük olsun, göbeğim olsun, üst bedenim olsun istiyorum. Yani artık o kadar bezdim. Ne diyorum ben Allah aşkına. Fena gaza geldim. Söyleyeceklerim ve yapmak istediklerim bu kadar. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Konuşmak da istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum inanın ki. Ha bu arada günde yine tabii ki de 3 litreye yakın su içmeye ve yeşil çay içmeye gayret göstereceğim. Bunu da buradan size söz veriyorum. Yeniden diyete başlayanlar ya da başlamak isteyenler, eğer bu videomu gördüyseniz lütfen benimle iletişime geçin. Birlikte Instagram'a bekliyorum sizi. Birlikte bu süreci şey yapalım, aşalım. Birlikte aşalım bu süreci. Birlikte kilo verelim. Buna böyle çok ihtiyacımız var. Yani benim çok ihtiyacım var. Böyle birileriyle de yaptığım zaman daha motive oluyorum. Ve gidiyorum artık. Sözüm bittiği yer. Bu şekilde size son halimi ve yapmak istediklerimi buraya delil olarak koyuyorum ki bir ay sonra size before after yapmak için yüzüm olsun. Eğer yapmamışsam yapın benim suratıma, tamam mı? Eğer zayıflayamamışsam, bir ay sonra en az 5 kilo verememişsem gerçekten benim suratıma tükürün. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani ben bir ayda 5 kilo da veremeyeceksem vay benim halime. Vay benim halime. Yazıklar olsun bana, tamam mı? Bir ayda 5 kilo veremezsem yazıklar olsun bana diyorum ve öpüyorum sizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'a gelmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir sonraki videolarımda da mutlaka günlük neler yaptığımı vloglayacağım size. Hoşçakalın.